Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Kız bebeklerimiz için örgüsü çok kolay ve güzel modelli bir prenses bebek elbisesi yaptım. Bugün bunun anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Elbise örgüsü çok kolay arkadaşlar. Bir günde örüp bitirebileceğiniz bir elbise modeli. Elbise örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Ben bugün bu elbisenin anlatımını 6 aylık bir bebek için anlatıyorum. Siz bu başlama sayısını daha az yaparak yeni doğan bebek için de yapabilirsiniz. Daha fazla sayıda başlayarak daha büyük kız çocuklarınız için de yapabilirsiniz. Roba örgüsünü tamamladıktan sonra kolları gövdeden ayırıyorum. Elbiseyi tek parça olarak devam ediyorum. Bakın, arkadan düğmeli yaptım. Bir tane düğme yaptım buraya. Bebeği başından giydirip çıkarması kolay diye. Şu şekilde takıyorum. Bakın, çok rahat ve güzel bir yazlık elbise oldu. Elbise örgüsünde ben iplik olarak modeli anlatabilmek için bu şekilde bir iplik kullandım arkadaşlar. Canan El Örgü İpleri Baby Sugar markalı bir iplik. 100 gram iplik üzerinde 320 metre var. İkinci iplikten de kullandım arkadaşlar. Bir yumak tam bitti. İkinci iplikten de kullandım. Buradan itibaren bakın. Ben bugün size bu modeli gösterebilmek için bu iplik ile anlattım. Ama siz bu elbisenin örgüsünü istediğiniz marka ve renkli koton iplikler, merserize iplikler, yazlık iplikleri kullanarak elbisenin örgüsünü yapabilirsiniz. Tığ olarak da 3 mm tığ kullandım. 5 numara 3 mm tığ arkadaşlar. Düğmeyi zaten gösterdim. Bir tane düğme kullandım bakın burada. Çok güzel ve şık bir elbise bakın gördüğünüz gibi. Örgüye başlamadan önce ölçülerini de söylüyorum. Fikriniz olsun arkadaşlar. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 24 cm. Yüksekliğini ölçüyorum. 26 cm. İnç olarak ölçüyorum. 10 inç. Tam yüksekliğini ölçüyorum arkadaşlar. 37 santimetre. Bu ölçüde 6 aylık bir bebek için güzel bir ölçü oldu. Siz bu elbisenin örgüsünü istediğiniz kadar daha uzun veya daha kısa da yapabilirsiniz. Hazırsanız ipliği, tığı hazırlayalım. Bu elbisenin örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye yakadan zincir yaparak başlıyorum. Zincir yapabilmek için ilk ilmeği ben bak bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmayalım arkadaşlar. Bu zincirler üzerine trabzan yapacağız. 91 zincir yapalım. 91 zinciri yaptım. Çok sıkı zincirler yapmadım bakın. 91 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 36 santimetre zincir uzunluğu var. İnç olarak ölçüyorum. 14 inç. Ben bugün 0-1 yaş arası çocuklar için yapıyorum arkadaşlar. Siz daha büyük çocuk için yapacaksanız, 1-2-3 yaş arası çocuklar için yapacaksanız 24 zincir fazla yapmanız iyi olacaktır. Ben 91 zincir yaptım. Siz 1 ile 3 yaş arası çocuklar için yapıyorsanız 115 zincir yaparsanız ölçü iyi olacaktır. 3 zincirde dönüş için yapıyorum. 1-2-3 Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3. 4. ilmek üzerine trabzan yapıyorum.
Normal ikili trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Zincir üzerine trabzan yapıyorum. Bakın, bu 3 ilmek atlayarak yaptığımda bir trabzan oluyor. Diğer zincirler üzerine de trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bu bir sıra üzerinde 91 trabzan var arkadaşlar. Bu 3 ilmek atladığımla birlikte 91 trabzan var. Siz daha büyük yapıyorsanız, 115 zincir yaptıysanız 115 trabzan olacak burada. İkinci sıradayız. İkinci sırada kafesler yapacağız. 4 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Örgüyü çeviriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın. İki zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İki zincir. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bakın, bu şekilde kafesler yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bir ilmek, bir de 3 ilmek atlayarak yaptığım trabzan var. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bir ilmeği atlıyorum. Bu bak 3 ilmek atlayarak yaptığım bu zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu sırada kafesler yaptım. Kaç kafes yaptığımı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45. 45 kafes var bir sırada. Bakın, ikinci sırada kafesler yaptı. Siz bu örgüyü 1-2 yaş çocuk için başladıysanız 115 zincir yapmışsınızdır. Eğer 115 zincir ile başladıysanız burada 57 kafes olacak arkadaşlar. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada model yerleştirmesine başlıyorum. 4 zincir yapıyorum. Bu sıradan itibaren örgüyü artık üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bak bu iki sırayı ikili trabzan yaptım. İki defa da çıkarılan trabzandan yaptım. Bu sıradan itibaren örgüyü üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine bir defa iplik doluyorum bak. Bu kafesi atlıyorum. İkinci kafes üzerine 6 üçlü trabzan yapıyorum. Bak 1, 2, 3 defa da çıkarıyorum. Tekrar gösteriyorum. Bak tığ üzerine iplik alıyorum. Bir defa alıyorum. Boşluğa tığ takıyorum. İlmek aldım. Bak tığ üzerinde 3 ilmek var. 1, 2, 3. Her ilmeği bir defa da çıkarıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Elimi takip ederseniz daha iyi anlaşılır. Siz isterseniz iki defa iplik dolayarak da yapabilirsiniz. Ben bir defa iplik dolayarak 3 defa da çıkarmayı tercih ediyorum. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 üçlü trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. Bak takip eden bu kafes üzerine sık iğne yapıyorum.
İki zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu kafes üzerine 6 üçlü trabzan yapıyorum. Altı üçlü trabzanı yaptım. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. İki zincir yapıyorum. Bu kafes üzerine sık iğne yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bu kafes üzerine 6 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Bir kafese 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. İki zincir yapıyoruz. İkinci kafes üzerine sık iğne yapıyoruz. Tekrar iki zincir. Bu kafes üzerine de 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Hiç kafes atlamıyoruz arkadaşlar. Bak bir kafese model yapıyoruz. Bir kafese sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Buraya da bir trabzan yapıyorum. Bak sıra başında 4 zincir yaparak bir trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Burada bulunan zincir üzerine trabzan yapıyorum. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Model yerleştirmesini bu sırada yaptım. Görüntü olarak böyle oldu. Dördüncü sıradayız. 4 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Örgüyü çeviriyorum. Tığ üzerine iplik doluyorum. Bu 6 trabzanı, 3 trabzanı yapacağız. 2 zincir yapacağız. 3 trabzanı yine ters taraf. Bak buradan boşluktan alarak trabzan yapacağız. Üzerine yapmıyorum. Şu şekilde tığı boşluğa takıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tığ üzerine iplik doluyorum. Trabzanı boşluktan bak alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. İki zincir yapıyorum. 3 üçlü trabzan yapıyorum. Bak bunları boşluktan alarak. Bakın arkadaşlar 3 üçlü trabzanı boşluktan aldım trabzan yaptım 2 zincir yaptım 3 üçlü trabzanı boşluktan aldım trabzan yaptım düz tarafın görüntüsü böyle bak burası kabarık görünüyor boşluktan alarak yaptığımız için tığ üzerine iplik alıyorum diğer modelde de burada yaptığımın aynısını yapıyorum 3 üçlü trabzanı boşluktan alıp üçlü trabzan yapıyorum 2 zincir yapıyorum 3 üçlü trabzan yapıyorum. İlk modeli yavaş gösterdim. Bunları hızlı yapıyorum arkadaşlar. Bakın yine 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yaptım. Görüntüsü böyle. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son modeli de 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzanı boşluktan alarak trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Sonda bulunan bu trabzanı bak zincir üzerine üçlü trabzan yapıyorum. Buraya bir üçlü trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar. Görüntü olarak böyle oldu. Örgünün düz tarafı burası bak kabarık görünüyor. 5. sıradayız. 4 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Örgüyü çeviriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu 2 zincirin üzerine bak model ortasında bulunan 2 zincir üzerine 6 üçlü trabzan yapıyorum.
6 üçlü trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. 2 model ortasında bak bu boşluğa sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Diğer model ortasında bulunan 2 zincir üzerine 6 trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum bak. Altı üçlü trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. 2 model ortasına bak. Buraya sık iğne yapıyorum. 2 zincir model üzerine 6 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın. İkinci modelin kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar. Bak bir model 6 trabzan yapıyoruz. Üzerine 3 üçlü trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. 2 zincir yapıyoruz. 3 üçlü trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda bu son trabzanın üzerine üçlü trabzan yapalım. 4 zincir yapıp örgünün ters tarafından boşluktan alarak trabzan yapalım. Bu şekilde bu model sıralarını tekrarlayarak robanın örgüsünü tamamlayalım. Elbisenin roba örgüsünü yapacağım ölçüye göre tamamladım arkadaşlar. Kaç model sırası yaptığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4 model sırası yaptım. Son sırada bak 6 üçlü trabzan yaptım. Sırayı bitirdim. Kaç santimetre olduğunu da ölçüyorum. 10 santimetre yükseklik var. Bu elbise robası benim yapacağım ölçüye göre yeterli. Siz daha büyük çocuk için yapıyorsanız bir model sırası daha devam edebilirsiniz. Bakın, görüntü olarak böyle görünüyor. Bu sıradan itibaren bu iki bölümü birleştireceğiz. Örgüye gövdenin tek parça olarak devam edeceğiz. Bak, en son yine bir trabzanı yaptım. Burada yaptığım 4 zincir vardı. 1, 2, 3 zincir sayıyorum. 4. zincire ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bak, iki bölümü birleştirdik. Artık tek parça oldu. Kol bölümünü gövde bölümünden ayıracağız dedik. Onların işaretini de yapalım. Bakın, yuvarlak oldu arkadaşlar. Arka bölüm için işaret yapıyorum. Bak, bu birleştirme yaptığım yerden sonra 1, 2, 3 model sayıyorum. Bu boşluğa bir işaret yapıyorum. Diğer taraftan da sayıyorum. 1, 2, 3 işaret yapıyorum. Kol bölümlerini sayıyorum bak. 5 model ayırıyorum kol bölümü için. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İşaret yapıyorum. Ön bölüm için kaç model olduğunu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 model. Siz bu elbiseyi daha büyük yapmak için daha fazla sayıda başladıysanız, bak kol bölümlerini 6 model, bu arka bölümleri 4'er model yapabilirsiniz. Ön bölümü de 7 veya 8 model yapabilirsiniz. Hiçbir sorun olmayacaktır arkadaşlar. Bakın, örgünün ters tarafından boşluktan trabzan aldığım sıradayım. Örgüyü çeviriyorum. Burada yaptığım 3 trabzanı boşluktan alarak trabzan yapacağız. Buraya ilmek kaydırma yaparak geçiyorum. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak, bu 2 trabzanı boşluktan alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir, üç üçlü trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum.
tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer modeli de 3 trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Biraz hızlı yapıyorum arkadaşlar burayı. Modeli aynı şekilde yapıyorum. Bak diğer modele başladım. Bak 1, 2, 3 modeli yaptım. İşaret yaptığım yerdeyim. Kol altı için 3 zincir yapıyorum. Çok sıkı zincir yapmıyorum bakın. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 modeli atlıyorum. Ön bölüm için ayırdığımız bu modeli bak 3 trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. İki zincir, üç trabzanı boşluktan alıyorum, üçlü trabzan yapıyorum. Diğer modele başlıyorum. Bak, kol altında üç zincir yaptım. Ön ve arka bölümü de bak birleştirdim arkadaşlar. Diğer kol altını yapacağımız buraya kadar devam edelim. İşaret yaptığım yere kadar modelleri yaptım. Kaç model yaptığımı sayıyorum bak. Zincirden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 model. Diğer kol altının olduğu yer dedim. Burada 3 zincir yaptım. Buraya da 3 zincir yapıyorum. 1, 2, 3. Tığ üzerine iplik alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 modeli atlıyorum. Bu modeli bak boşluktan alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bak arkadaşlar buraya da 3 zincir yaptım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar bak tamamladım. 1, 2, 3 model yaptım. Son model ile burada yaptığım ilk modeli ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 3 zincir yaptım. 3. zincir üzerine ilmek kaydırma yapıyorum. Bak burası elbisenin arka bölümü. Bu şekilde de ön bölüm. Ön ve arka bölümü birleştirdik. Kol bölümünü gövde bölümünden ayırdık. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Modeli bak bu 2 zincir üzerine 6 üçlü trabzan yaparak devam ediyorum. İki zincir, iki model ortasına sık iğne yapıyorum. İki zincir, altı üçlü trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Arka bölüm için 3 modeli yaptım. 1, 2, 3. Bak buradayım. İki zincir yapıyorum. Bu kol altında 3 zincir yaptım. Bak bir alt sırada bulunan bu modelin bu ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu kol altında 3 zincir yaptım. 1 zincir atlıyorum. 2. zincir üzerine 6 üçlü trabzan yapıyorum. Bir model fazladan yapıyorum bak buraya. 2 3 4 5 6. Bak zincir üzerine 6 trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. Bu ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bakın arkadaşlar buraya bir model fazla yaptık. 2 zincir yapıyorum. 2 zincir üzerine 6 üçlü trabzan yapıyorum.
2 zincir yapıyorum, sık iğne yapıyorum. Bakın. Buraya kadar devam edelim. Diğer kol altını yapacağım yere kadar modelleri yaptım. 2 zincir yapıyorum. Bu ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 1 zincir atlıyorum. Bak bu ikinci zincir, ortada bulunan zincir üzerine 6 üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bak bu bir zincire atlıyorum. Bu ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Buraya da bir fazladan model yaptım. 2 zincir yapıyorum. 6 üçlü trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son modelde bak 2 zincir yapıyorum. İlk yaptığım bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar, bu sırada modelleri aynı şekilde devam ettik. Kol altlarında da birer model yaptık. Bir bu kol altına yaptım, bir bu kol altına yaptım. Şimdi tekrar bu boşluktan alarak yaptığımız sıradayız. Örgüyü çeviriyorum. Bak buradan başlayacağız. Onun için oraya ilmek kaydırma yapıyorum. Şu şekilde ilmeğe tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bak bunu da boşluktan şu şekilde alıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bak boşluk bölümündeyim. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 trabzanı boşluktan alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir, 3 trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bak model aynı yaptık. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer modelde 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, aynı şekilde devam ediyoruz. Bu kol altına kadar devam edelim. Bu modeli de aynı yapıyoruz. 3 üçlü trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. 2 zincir, 3 üçlü trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son model ile ilk yaptığım, bak bu modeli ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 3. zincire tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu sıradan itibaren bu 6 üçlü trabzan yaptığım yere 8 üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu 2 zincir üzerine 8 üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 üçlü trabzanı yaptım. 2 zincir yapıyorum. 2 model ortasına sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 8 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın. Artık 8 üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son yaptığım modelde bak 2 zincir yapıyorum. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum.
Bakın arkadaşlar, bu sırada trabzan sayılarını 8 trabzan yaparak daha büyük bir model elde ettim. Örgünün ters tarafından yaptığımız sıradayız. Bak, örgüyü çeviriyorum. İlmek kaydırma yaparak bu trabzanın olduğu yere geliyorum. Bak, bir ilmek kaydırma yapıyorum. Zincir üzerinden. Bu trabzanı şu şekilde boşluktan alarak ilmek kaydırma yapıyorum. Görüntü aynı olsun diye boşluktan alarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın. 3 zincir yapıyorum. Bu sırada 4 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapacağız. 2 zincir yapacağız. Geriye kalan 4 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapacağız. Bak, birisini 3 zincir yaparak trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bak, ikinci trabzanı boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. 2 trabzan oldu. 3. trabzanı boşluktan alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bak yine arkadaşlar. 4. trabzanı boşluktan alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bak, 1, 2, 3, 4. 2 zincir yapıyorum. 4 trabzanı boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer modelde de 4 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 4 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu modeli de yapalım. 2 3 4 2 zincir yapıyorum. 4 trabzanı üçlü trabzan yapıyorum. Bak yine. 3 defa da çıkarıyorum arkadaşlar. Elbisenin örgüsünü üçlü trabzan şeklinde yapıyoruz. Bakın. Model olarak da biraz daha büyük model oldu buraya göre. Elbisenin örgüsü bu şekilde devam edecek. Bir sıraya kaç model yaptığımı sayıyorum arkadaşlar. Bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bir sıra üzerinde 14 model oldu. Elbisenin örgüsünü tercihinize göre bu model sayısıyla model sıralarını tekrarlayarak tamamlayalım. Elbisenin etek örgüsünü model sıralarını tekrarlayarak tamamladım. Kaç model sırası yaptığımı sayıyorum. Bakın, kol altından sonra. 1, bu kabarık görünenleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. modeldeyiz. Bu 8 trabzan yaptığımız sıradayız arkadaşlar. Bak, görüntü olarak böyle oldu. Ön bölümün görüntüsü de böyle. Kaç santimetre olduğunu da ölçüyorum. Siz tercihinize göre 1-2 sıra fazladan yapabilirsiniz. 24 santimetre yükseklik var. Son sırayı yapıyoruz. Son sırayı yaparken model sırasının daha güzel görünmesi için bu 2 zincir üzerine 8 trabzan yapıyorduk. Bu sırada 9 veya 10 trabzan yapabiliriz. En son bak, ilmek kaydırması yaparak sırayı birleştirdim. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu 2 zincir üzerine 9 veya 10 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yapıyorum ben arkadaşlar. 10 tane üçlü trabzan yaptım. 2 zincir yapıyorum. 2 model ortasına sık iğne yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Bu 2 zincir üzerine de 10 üçlü trabzan yapıyorum.
Bakın, daha büyük dilim elde ettik. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son modeli bak, iki zincir yapıyorum. İlk yaptığım burada bulunan ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın, birleştirme yeri böyle oldu. İpliği kesiyorum. Bakın, örgüyü tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Uç bölümü dilimli oldu. Kol bölümünde herhangi bir işlem yapmıyorum. Bakın, dilim dilim oldu zaten. Bak, kol ayrımı böyle. Şimdi yaka örgüsünün buraya bir düğme iliği yapmak istiyorum. Buraları sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu birleştirme yaptığım ilmekten herhangi bir yerden ilmek ucunu bağlıyorum. Bak, şu şekilde sağlamlaştırdım. Bu trabzanlara sık iğne yapıyorum. Bu ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Bakın. Sık iğne yaparak buraya kadar devam edelim. Sık iğne yaparak yaka başlangıcına kadar tamamladım. Her trabzan sırasına 2 sık iğne yaptım. Tam denk geldi arkadaşlar. Siz elinizin sıklığına göre bak, bu sık iğneleri ayarlayabilirsiniz. Düzgün olmasına dikkat edin. Son trabzan sırasındayım. Bak, bu elbisenin örgüsüne başladığımız sıradayım. Düğme iliği için 5 zincir yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bu zincir sayısı buraya dikecek olduğunuz düğmenin büyüklüğüne göre 6-7 zincir de olabilir arkadaşlar. Ben 5 zincir yaptım, tam denk geliyor. Aynı bak, trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde düğme iliğini yaptım. Bu yaka başlangıcı yaptığım ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bak, görüntüsü böyle. Buraya düğmesine dikeceğiz, şu şekilde kullanacağız bakın. Yakanın çevresinde de bir sıra sık iğne yapıyorum. Her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Sık iğneler yaparak buraya kadar devam edelim. Yaka çevresinde sık iğne yaparak bak, diğer uç noktaya kadar tamamladım. Görüntü olarak böyle oldu arkadaşlar. Burada da sık iğneleri devam ediyorum. Bak, burada yaptığımız gibi sık iğne yapacağız. Trabzan sırasına 2 sık iğne yapıyorum. Diğer trabzan sırasına da 2 sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Son ilmek ile bu ilmeği ilmek kaydırma yaparak burayı birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, elbisenin örgüsünü böylece bitirmiş oldum. Bak, buraya da düğmesini dikeceğiz. Şu şekilde kullanacağız bakın. Ön bölümden görüntüsü de böyle. Bakın, çok şirin ve çok şık bir elbise oldu. Ve çok da kolay. Bir günde örüp bitirebileceğiniz bir elbise modeli oldu arkadaşlar. Elbisenin ölçülerini de size söylüyorum. Bakın, kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 24 santimetre. İnç olarak ölçüyorum. 9,5 inç. Yüksekliğini ölçüyorum. Kol altı yüksekliğini ölçüyorum. Bakın, etek yüksekliğini ölçüyorum. ...26 santimetre... ...inç olarak ölçüyorum... ...10 inç... ...omuzdan itibaren... ...tam yüksekliğini ölçüyorum...
37 santimetre. Bu ölçüde 6 aylık bir bebek için güzel bir ölçü oldu arkadaşlar. Ben bugün bu elbiseyi 6 aylık bir bebek için yaptım. Ama bebeğiniz kiloğlu değilse 1 yaşındaki bebek için de çok güzel olacaktır. Böylece bir örgü anlatımının da sonuna gelmiş oldum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsizdir. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklinde dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.